Değerli öğrencilerim sevgili arkadaşlarım selamlar merhabalar evet nasılsın nasıl durumlar çalışmalara devam özlettik mi evet özlettik niye özlettik kısa bir aile ta ziyaretine gittik anneleri babaları gördük biraz da kafa çok yorulmuştu soru yaz soru yaz soru yaz dinlendik geldik artık bomba gibi çalışmalarla sizlerleyim daha sık videolar atacağım daha fazla soru çözümleri yapacağız sizlere her türlü rehberle yapacağım. Bundan sonra sizin deyim söz. Söz, söz, söz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir iki sürprizim var size. Şimdi biliyorsunuz ki çok güzel bir TYT bir tane anket yaptım geçen gün. Gördünüz değil mi? TYT tekrarı için bir anket yaptım. Katılmayanlar katılsın. Ne zaman TYT tekrarına başlayalım diye. TYT tekrarını nereden yapacağız? Çok uğraş verdiğimiz, çok uğraş verdiğimiz bir kitabımız çıktı. TYT kamp seti. Akşam neyin içeriğini anlatacağım. Nasıl çözeceğimizi, tekrar nasıl yapacağımızı anlatacağım. Ama önce, önce siz hep diyorsunuz ki ya hocam TYT'yi bıraktık mı, bıraktık mı, bıraktık mı? TYT'yi bırakmadık. TYT'den ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Yalnız TYT matematikle ilgili bir soru soran arkadaşlarımız var. Şimdi bizim TYT matematikte dört tane kaynağımız oldu. Ne bunlar? Şu. Bak Önce konuyu öğren yazıyor. Hocam ya bu kitap çok klasik videolar çok klasik deyip duruyorlar ya. Bunları öğrenmeyen TYT matematikte yamulup kalır. Yeni nesil matematik yeni nesil matematik yeni nesil de var tamam ama önce konu kardeşim. İşte bu benim anlattığım videolar bu kitabın içeriği ve orada klasik sorular var. Ha seneye güncelleyeceğim bunu yeni nesillerde katacağım işin içerisine ama şu anda bu en iyisi. He hocam yeni nesil nerede? çözümlerini yaptık değil mi? Platin kitabımız Miray Yayınları TYT Soru Bankası 3 aşamadan oluşuyordu. Neydi? Birinci aşama önce konuyu öğren. Yani videolarda dinlediğiniz klasik soru kalıplarıyla bir tekrar yapıyorsun. İkinci aşama klasik ÖSYM tarzı sorular. Bir tık zorlaştırıyorduk. Üçüncü aşamaya da beceri temelli sorular dedik. İşte daha yeni nesil okuduğunu anlamaya yönelik sorular vardı. İşte yeni nesilleri burada yaptık. Sonra Bizim efsanemiz var değil mi bir tane? Yavaş 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 geliyor. Onlu TYT deneme sınavımız bu denemeleri çözmeden kimse sınava girmesin. Kolay denemeler mi? Hayır değil. Zor mu? Hayır değil. Tam ÖSYM tarzı sorular var. Şimdi dördüncü kitap olarak da neyimiz geldi arkadaşlar? Kamp. Bu kampı ayrıntılarını akşam gelecek videoda anlatacağım. Böyle ben diğer yayınları da inceledim açıkçası. Yani bana şöyle hava verdi birçoğu. Ya soru bankalarında böyle artık soruları atmışlar sağdan soldan toplamışlar, kam kitabı yapmışlar gibi geldi. Bir ay yayınlarının efsanevi bir kadrosu var biliyorsunuz. Sosyal, Türkçe, Matematik, Geometri, Fen, efsane. En uzman hocalarla. İşte biz bu kitabı yaparken hangi sorun nereye gelmeli? ne yapmalı hepsini düşünerek özel olarak bu kitap için yazdık. İçerisinde matematik ve geometrisini çözdüğünüzde 20 tane TYT denemesi çözmüş olacaksınız aşağı yukarı ve bir şey söyleyeyim mi size? Her soru ufkunuzu açacak. Her soru ufkunuzu açacak. Sadece matematik için değil, sosyal için de, Türkçe için de, fen için de konu konu gidiyor. Efsanevi bir şey oldu ve bu tekrar, bu tekrar sana çok iyi gelecek. İşte TYT matematiği bitirin dedik ya. İşte ne yapacaksınız? ikili ikili kamp yapacağız. Nasıl ikili kamp? Çaça. Önce önce tekrarlarını burada. Önce tekrarlarımızı yapacağız, ardından denemeler. Denemeler, denemeler. Güzel bir program yapacağım sizin için. Akşam videosu geliyor. Hem içeriğini anlatacağım, bütün bölümlerini göstereceğim hem de nasıl bir program yapacağımızı, nasıl şey yapacağımızı anlatacağım. 10 tane video çekeceğiz. Her videonun içerisinde 50 tane civarında soru olacak. Matematikte her fasikülde 50 civarında soru var. Böyle sıra 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 sıraladım. Klasik soru sayısı dediğim gibi çok az. Tam deneme tarzında, tam ÖSYM tarzında soruları yerleştirdim. Kolay mı? Değil. Diğer kamp kitaplarına baktığınız zaman böyle yani soru bankalarından çok farklı değiller ama bu kitap gerçekten efsane oldu. Gidin inceleyin kırtasiyelerde de var. Sürprizim de var. Sürprizim de var. Sizlere bu ikisini ile ilgili çok güzel gibi güzellik yapmaya çalışacağım. Elimizden ne geliyorsa fiyatlar yönünde akşamki videoyu mutlaka o yüzden izleyin arkadaşlar. Tamam mı? TYT Matematiği ona tekrar edeceğiz. Ondan sonra seri denemelere geçeceksin. O yüzden TYT bitmedi. TYT bitmedi deyip durma. Artık AYT zamanı dedik. Çoktan AYT'ye başlaman gerekiyor dedik. Sakın ola gerçek sınavın AYT sınavı olduğunu unutma. Zaten görüyorum videolarda. Etkileşimi görüyorum. yorumlar okuyorum. Hiç merak etmeyin. Hepsini görüyorum. Hepinizi takipteyim ona göre. He, bundan sonra da daha sıkı sıkı rehberlik videoları olsun. Soru çözüm videoları olsun. Her şeyle yanınızda olacağım. Sizi ikinci dönem kendimi size aladım. Ha ha Selim Hoca ikinci dönem sizinle. Tamam mı? Böyle güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Unutma. Bizim bir hayalimiz var kardeşim. Türkiye belli sıkıntıların içerisinden geçebilir. Dünya belli bir sıkıntıların içerisinden geçebilir. Okuyup da ne yapacağız diyenler de var biliyorum. Ama bizim sözümüz var ya. En iyisi olmak bizim sözümüz. Bizim bir hayalimiz var. En iyisi olacağız. Hem maddi hem manevi hem öyle bütün mutluluklara ulaşacağız. O yüzden çalışmayı bırakma kurban olayım ya. Kurban olayım bırakma şu çalışmayı. Bak matematiksel bir hesap yapalım. Şubat. Şubat'ın kaçındayız? 10'una falan geldik değil mi? 20 gün buradan var diyelim. Mart, Nisan, Mayıs. Haziran'ı sayma. Yani senin şu anda 110 günün falan var. Şimdi günde 3 saat çalışanla günde 4 saat çalışan arasındaki farkı hesaplayalım. 3'te çarp 330, 4'te çarp 440. 110 saat. Bak 110 saat. Şimdi 330 saat çalışarak hangi konuları bitirirsin ya? Organik kimyayı mı bitireceksin, türevimi mi bitireceksin, integral mi bitireceksin? O yüzden temponun hiç düşmemesi gereken, bir günün boş geçmemesi gününe, gereken günler içerisine giriyoruz artık. Her anımız, her saniyemiz çok önemli ona göre ona göre uykundan kısmaya başla sabahleyin erken kalk işte soruları çözerken telefonla fazla uğraşma soruları hızlı çözmeye çalış yapamadığın sorulara fazla takılma işaretlerini koy video çözümünden dinle bundan sonra yapamadığın soru çözümleri gerçekten çok önem kazanacak o yüzden o yüzden asla vaktini boş geçirme bak bir şöyle de bir hesap yapayım 4 saat çalışıyorsun mesela 110 günde 10 gününü boş geçirdiğini düşün. 40 saatin gitti. Yani 440'ın 40'ı gitti. Yani yaklaşık çalışmanın %10'unu kaybetmiş oluyorsun. O yüzden hiçbir gününü boş geçirmemeye çalış. Her saatin, her dakikanın çok önemli olduğunu unutma. Anlaştık mı? Güzel çalış kurban olayım. Tamam mı? Bundan sonra ben de yanında olacağım. TYT'yi güzelce tekrar edeceğiz. Denemeler çözeceğiz. Onlar bizde. Akşamleyin videosu geliyor. Şimdi bizim programlarımız vardı. Biraz ihmal ettik onları. Bir bakalım programlarımızda neler var. Hadi gel 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 gel. Evet öncelikle öncelikle Ocak'ta yeni ayete çalışmaya başlayan arkadaşlarımızın programına bakıyoruz arkadaşlar. Neredeyiz? Fonksiyon uygulamalarındasın. Fonksiyon uygulamalarını özellikle parabol ve eşitsizliklerin sonuna koydum. Oraları bitirdin. Ne yapıyorsun? Bak buradan hemen videolardan 1, 2, 4, 4, 1, 2, 3, 4. videoyu izliyorsun. Altın Kitap'ta 12 ve 13 numaralı testleri boş bırakmıştık. Çünkü fonksiyon uygulamalarıydı. Hemen onu çözüyorsun. Ondan sonra fonksiyonlar 5, 6, 7'yi izliyorsun. Test 14'ü çözüyorsun. 8, 9, 10'u izliyorsun. Test 15'i çözüyorsun. 11, 12, 13, 16 ve 17'yi çözüyorsun. Bak burada iki gün boşumuz var. Fonksiyonlardan toplam uygulamalardan kaç tane? 300 tane civarı soru çözeceksin. Özellikle tek çift fonksiyon. Telemeler, simetriler, parabol uygulamaları bizim için çok önemliydi unutma. Sonra neye başlıyoruz? Trigonometri. Trigonometri 1 2'yi izliyorsun. Altın kitap test 1. 3 4. videolar altın kitap 2 3 4. 5 6'yı izliyorsun. Altın kitap 5 6'yı gömüyorsun, geçiyorsun. Tamam mı? Hadi şimdi diğerlere. Evet 150 günde bitireceğim diyenler, 150 günde bitireceğim diyenler baba konulara geldiler. Limit, türev, integrale başlayacağız. Evet bu hafta limitle başlıyoruz. 16 tane videomuz var. Hemen birinci gün limit 1, 2, 3. videoları izliyorsun. Ondan sonra altın kitaptan 1, 2 ve 3 numaralı testleri çözüyorsun. Sonraki gün ne yapıyorsun? Altın kitaptan, şey, videolardan 4, 5, 6 numaralı videoları izliyorsun. Altın kitaptan 3 numaralı testi çözüyorsun. Sonra Burada 7 ve 8 numaralı videoları izliyorsun. Altın kitaptan 4, 5 ve 6 numaralı testleri çözüyorsun. 4 5'i çözüyorsun. Pardon. Sonra burada 7 8'i izlemiştik. 9, 10 ve 11 numaralı videoları izliyorsun. Bunları izledikten sonra altın kitaptan 6 numaralı test. Sonra sonra burada 12 ve 13 numaralı videoları izledikten sonra altın kitaptan test yediği çözüyorsun. Sonra sürekliliğe geçiyor burada. 14, 15 ve 16 numaralı şeyleri çözdükten sonra altın kitaptan 9 ve 10 numaralı testleri çözüyorsun. Ve videolarımız ve altın kitaptaki içeriğimiz bitiyor. Ondan sonra eline fasikül mü alıyorsun? Diğer soru bankalarını da alıyorsun. Altın kitaptakilerle beraber toplam 400 tane limit süreklilik sorusuna gömüyorsun geçiyorsun. Bir dahaki haftayı da limit haftan senin unutma çok önemli. Limit süreklilik hemen arkasından neye geçeceksin? Türeve geçeceksin. Hadi 180 günlükler gelin buraya. Evet logaritmaya başladınız bile değil mi? Logaritmaya başladınız bile değil mi? Başlamayanlar için de baştan itibaren şöyle yazalım. Evet logaritmanın birinci gününde logaritmanın birinci gününde bir iki üç numaralı videoları izledikten sonra Altın kitaptan 1 numaralı testi çözeceksiniz. Çünkü orada tanımlar var. O tanımları öğrendikten sonra logaritmaya geçiyoruz. Ondan sonra nereye geçiyoruz? Nereye geçiyoruz? Logaritma 1 2 3'ü izlemiştik. Burada logaritma 4 5 videolarını izledikten sonra altın kitaptan 2 ve 3 numaralı testleri çözüyorsun. Ondan sonra burada logaritma 6 7 8 numaralı videoları dinledikten sonra Altın kitaptan 4 ve 5'i çözüyorsun. Sonra burada logaritma 9 ve 10. videoları dinledikten sonra altın kitaptan 6 ve 7 numaralı testleri çözüyorsun. Tamam. Sonra logaritmadan 11. videoyu dinledikten sonra altın kitaptan 8'i çözüyorsun. Ondan sonra da altın kitaptaki sınava hazır ol testleri ile beraber toplam 300 soruya tamamlıyorsun. Ya hocam 1 2 3 1 2 3 fazla diyorsan bakın logaritma bir dahaki haftada hep logaritma haftası bu haftada olduğu için bu videoları yayarak da götürebilirsin. Ama logaritmayı güzel dinle sınavda 2 tane soru geldiğini asla unutma. Evet. 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 Bundan sonra daha sık yanınızda olacağım. Daha daha iletişim halinde olacağız. Daha böyle interaktif olacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Akşam da bir videomuz gelecek. Belki de yarın gelir. Yani bu videoyu ne zaman yayınlayacağım bilmediğim için akşam yarın güzel bir şekilde o videoyu da dinle. Efsane bir TYT tekrarı yapacağız hep beraber. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.